19-25 Aralık haftalık tarotlara iç sesiniz olarak buyurun. Ben devam edeceğim. Koç burçlarını bu haftada iş için neler bekliyor? Bunun için ben 3 kart seçiyorum. Ben de 3 kart yiyorum. İş teklifi ile alakalı değil mi bu soru? Evet. İş hayatımızla alakalı yalan dolan bazı karışıklıklar var. Ve bunu görmediği için de karşı taraf kendini güvende hissediyor gibi gözüküyor. Ama güvende değil, dikkatli olması lazım. Yeni iş arayışı ve uzun süredir yaşadığı işlerle ilgili krizler varsa bunlar için yeni kapılar açılacağı. Fakat bu kişinin çok inatçı ve dedik hareketleri yüzünden kariyer hayatını her zaman ön planda tutmaya çalışsa da hep böyle geriden takip ediyor. Aslında yurt dışı, şehir dışı yolculukları ve iş yerinde S ve A harfi birinden de çok büyük bir destek alacak. Peki koç burçların ilişkileri nasıl? İlişki hayatı sizce nasıl olacak bu hafta? Bu hafta. Şöyle söyleyeceğim, affedilme haftası. Yani ayrıldığı bir ilişkisi varsa, kendi bu konuda çok acısı çekiyorsa, karşı taraf ve birbirimizle doğru iletişime gireceğiz. Şunu demek istiyorum, mesela hayatınızdaki kişi de O ve R harfi varsa, gerçekten affedilme. Eğer ki evliyse ve çocuklarıyla ilgili yaşadığı pürüz ve kocası ya da hanım arasındaki yaşanan bazı gerçekleri görmüyor olabilirler ve ilişki devamlı olarak askıda hareket ediyor olabilir. Bunların iyi bir iletişime ihtiyacı var. Peki koç burçlarının bu hafta istedikleri olacak mı? Ev, araç, anlaşma? Tamam. Çok ağır bir soru oldu. Şöyle söyleyeceğim, tabii ki hedefler var ama parasal evredeki düzenler oturmadığı için, ama der ki bu 4 hafta ya da 4 ay içerisinde bu kişilerin anahtar kapıları gerçekten olabilir ama oturdukları evde kriz var gözüküyor. Mesela taşınma durumu ya da araçta kazalar olabilir ya da bu tarz konulara daha dikkat etmeleri gerektiğini uyarıyorum. Boğalar, abone olmayı, yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Konuşun lütfen. 19-25 Aralık haftası boğa burçlarının iş hayatı nasıl olacak? Tamam. Bunlar için 3 kart seçiyorum boğa burçları için. Şimdi boğa burçları şöyle der. Koç yay burcu birinden çok büyük bir destek alarak işindeki yaşadığı krizleri en iyi şekilde önleyecek. Ama der ki geçmişe ait çözemediği konular ve bunlarla ilgili hep arkaya attığı konularımız daha ön plana çıkacak. Yani yarım bıraktığımız işler, çözemediğimiz konular bu hafta daha hayatımızın risk altında olmasına sebep oluyor. Ama eğer ki yeni bir iş haberi bekliyorsa gayet sevinçli, gayet mutlu, gayet güzel süreçler aydınlanacak. Hatta der ki iş çevresinde aşkı da tadabilir, duyguyu da tadabilir, flört ettiği ya da göz çapkınlığı yaptığı kişiyle konuşma enerjisi olduğunu uyarıyor. Peki bu hafta ilişkiler açısından boğa için nasıl olacak? Bunun Bakalım. İçin 3 kart seçiyorum. Özellikle baş harfi ya da isminde B, İ, G harfi varsa ilişkide zenginlik, başarı, odaklanmak. Eğer ki uzun süredir ilişkisi yoksa bu kart bir kart ister. Der ki yani ilişkim yok. Yani burada ilişkilerde karşı tarafın hiçbir zaman ruh ikizini bulamadığı ve devamlı muallakta olduğunu, yani bu konuda kendisini geliştirmesi gerektiğini gösterir. Evli çift için belki bir kart atmak ister misiniz evlilerde? Atalım. Yani zaman zaman ev içerisinde tartışma, boşanma fikirleri, bazı kaoslar söz konusu gibi gözükse de bu ilişki aslında doğru rayında gidiyor. Sadece para konusunda eşinin sorumsuzluğu olabilir. Eşinin hani ona vermesi gereken parayı, pazar parasını eksik tutuyor olabilir. Bu yüzden çatışmalar var ama halinde aşk var gözüküyor. Para demişken peki boğalar bu hafta almak istedikleri ev, araç gibi yatırımlara fırsat bulabilecek mi? Bunlar tamam. Bu hafta için doğru mu? Şunu gösteriyor kart, aslında kendilerine ait malı satma hatları var ama ev almak için, yani hemen satıp alabilecekler mi dersek, Ocak 12, Ocak 27 ya da Şubat 2 arasında ev konularıyla alakalı noktada büyük bir ferahlık söz konusu olacak. O da der ki kadının hanesinden gelecek ve mesela eşinin annesinden, kendi annesinden gelecek büyük bir para onlara ev alımını destekliyor der. Evet, ikizler için kart seçecek işsiz. 19-25 Aralık haftası ikizlerin iş anlamında hayatı nasıl olacak? 3 kart seçiyorum. Evet, 3 kart.
Şöyle, aslında ikizler için geçmiş işlerle alakalı yasal hakları ve bunlarla ilgili mücadelesinin devam ettireceği bir hafta. Yani bu hafta dava konuları, işle ilgili koşturması gereken daireler ya da götürüp getirmesi gereken evraklar söz konusu olacak. Ama yeni iş beklenti ya da işinizle ilgili güzel bir değişim beklentisi varsa Allah onların kalbine göre güzel kapı, hayırlı bir nokta. Ama der ki buradaki hani bu anlaşma, bu kart bir kart istiyor mesela. Diyor ki bu kart ne olacak? Der ki kendi ortaklı işlerinde daha büyük bir kazanç, daha huzurlu noktaya, hatta taşınmak, yeni bir noktaya geçme gibi bir durumlarımız olabilir. Ekip arkadaşlar arasında olumsuzlukları iyileştirme dönemi olarak uyarıyorum. Peki uyarım. İlişkiler anlamında bu hafta ikizler için nasıl olacak? 3 kart veriyorum. Bitmek ve bitiremediğimiz ya da içimizdeki acı duyduğumuz noktalarla yüzleşmek, yani uzun soluklu işlerin cevap vermediği konular ya da artık bu ilişkide mutsuz olduğunuz noktaları görmemiz gerek. Yani bitmesi gereken olayların gerçek alanına oturtmamız lazım. Ama der ki burada devam eden ilişkiler için kart istiyor bu kart. Yani evli olabilirler, nişanlı olabilirler. Yani şöyle, dedikoduya maruz, yalanlara maruz kalabilirler. İlişkileri bu hafta daha yorucu ve yıpratıcı, sözlü şiddet, sözlü konuşmalarda terslikler var olacak evrede. Yani bu hafta daha anlayışlı diyaloglar yaşanması gerekiyor. Yoksa aksi takdirde terslikler oluşabilir. Tamam. Aşkta yüzleri gülmüyor. Peki finansal anlamda yüzleri gülecek mi? Ev, araç alımı, iş alımı? Evet, aslında aşk anlamında gülmüyor ama bunun Mars'ın, pardon, buradaki mekandaki insanların da bu konuda onu desteklemedikleri gösteriyor. Yani aslında alacağı paralar var ama dijital alanlarda kaybetmiş olabilirler. Dolarda kaybetmiş olabilirler. Borç verip alamamış olabilirler. Biraz daha beklemek lazım ama araç değişimi hayırlı onlar için bu hafta. Evet, yengeçler için kart çekiyoruz. 19-25 Aralık haftası yengeçlerin iş hayatı için nasıl olacak? Bunlar için 3 kart veriyorum. Evet, gerçekten yengeç ve güneş süreci yarattınız. Şöyle der, yani yolladığınız kartlar evet, o kadar muhteşem ki köklenmek, yeni başlangıç, yeni oluşumlar, yani toprak çürüdüyse bile artık iyileşmeye doğru gidiyor. Ve yolculuklarla ilgili beklentiler ortaklı süreçte kardeş arasındaki yaşanacak krizlerin iyileşeceğini gösteriyor. Bence başladığı en güzel işleri güneşin enerjisiyle birlikte muhteşem döngüler olacak. Yalnız yine yengeç burcu birinden sıkıntı yaşayabilirsiniz ve inandığınız bir olay size terse düşebilir. Evet, kazançlı iş konusunda gideceğimiz yolculuklar, var edeceğimiz evreler keyifli ama biraz daha gözden geçireceğiniz dostlarınız olabilir. Peki ilişki anlamında bu hafta nasıl bir hafta bekliyor yengeçleri? Ağlama haftası, kriz haftası. Yani duygusal özgürlüğe kavuşmak istiyorlar ama aynı döngüde devam ettikleri için doğru ilişki bir türlü onlar için gelmediğini ve bu noktaya inanmadıklarını gösteriyor. Evli çiftler için de öyle mi acaba? Bir kart vereyim evli çiftler için. Evet, burada yanlış evlilikler, yanlış kurban, yani burada yalanlar, ihanetler, maddi yaşanacak kaoslarla birlikte tartışmalar bu hafta daha can yakıcı olabilir. Ve her şeyden önemlisi büyüklerin de araya girmesiyle birlikte ailede uzun soluklu küskünlüklere sebep olabilirler. Peki ev, araç alımı ya da yapmak istedikleri bu hafta yapabilecekler. Yatırım yapabilecekler mi? Evet. Kader çarkında bunun için biriktirdikleri bir para var ama der ki para eksikliği var. Yani biz buna kredi çekebiliriz. Hayal ettiğimiz yatırım için olumlu evreler var ama psikolojik evrede yıprandıkları için bu hafta buna çok fazla önem vermeyebilirler. Aslında yatırım için doğru bir hafta uyarısı veriyor. Evet aslanlar. 19-25 Aralık haftası aslanları iş anlamında nasıl bir olacak? Bakalım. 3 kart veriyorum. Evet. Kocaman tebrikler. İçinizdeki şeytan uyanmış diyor. Ve yön ve hedef noktanızla alakalı belirlemek istediğiniz haklar, yöneticilerle alakalı hakkınız olan noktaların aydınlanması var. Ama şunu da gösteriyor.
başka insanların fikirlerini çalabilir, başka insanların işini kapabilecek kadar da fırsatlarımız var. Adil davranışlar yaptığınızda hem maddi olarak iş hayatımızda hem de değişmesini istediğimiz yolculuklarda güzel evreler var. Hatta şöyle F ve K harfi ya da Y harfi birinden iş konusunda güçlenme, ama şöyle bir sorunumuz olabilir. Bir kart alayım. Evet. Yani kendi hayallerini yüceltirken başkalarının hayallerine zarar verecek bu hafta. Peki ilişki anlamında aslanları bu hafta neler bekliyor bakalım? Bu hafta aslanlar ilişki konusunda daha çocuksu, daha ürkek, daha böyle kendi dünyasında yaşamak isteyebilirler. Daha delilikleri ön planda olabilir, ama şu kart çocuklu aileyi temsil ediyor. Onun için... Evet, burada çocuk evi sevinci, çocuklarıyla ilgili çok güzel aydınlanmalar olsa da eşler arasında soğuk giden konuşmalar biraz daha can sıkıcı olabilir. Yani her iki tarafta deli deli birbirlerine sert sözcükler oluşturabilirler. Dikkatli olmaları gerekiyor. Peki bu hafta yatırım için doğru hafta mı? Ev, araç alımı için? Tamam, hemen. 3 kart veriyorum aslanlar için. Yani özellikle köklerinde karışık varsa, göçmen, Yahudi, Ermeni, yani köklerinde bir kırmalık varsa kesinlikle onların hayat ve doğumları ev konusuyla ya da yatırım konusuyla ilgili hayırlı, ya da yatırımları artık berekete doğru dönüş sağlayacak ve bu konuda kazançlı gözüküyorlar. Yalnız buradaki var olan kalbe baktığım zaman kendi ailesine ait haklarda da suistimal olabilirler, hakları yenilebilir. 19-25 Aralık haftası Başak Burçları neler bekliyor? Bakalım. İş alanında nasıl bir hafta olacak? Tamam. İlk önce bunun için 3 kart veriyorum. Çok yoğun bir koşturma var hanımefendiciğim. Çünkü özellikle de burada yön belirleyemediğimiz konular, yeni başlaması gereken işlerle ilgili her şey karman çorman olacak. Hatta elimiz kolumuz bağlı bir şekilde devam edeceğiz. Beklediğimiz noktalara cesaretimiz kırılabilir, huzursuz olabiliriz, ama yıldız veriyor. Burada 6 yıldız oluşumu var. Yeni başlamak ya da uzun süredir başladığınız noktada görünür dediğimiz ve haklarımızı almayı gösteriyor. Peki burada ortaklı olan bir şey var mı bakalım? Yani burada der ki yasal haklarla ilgili de mücadele dönemimiz. Yani annemize, babamıza, köklerimize ait süreçte de bunlar daha ön planda olacak. İşte şu an için bir kriz vermedi Peki, kartlar. Peki bu hafta ilişki olarak nasıl bir hafta olacak Başaklar için? Cesaret. Yepyeni bir aşk ve kendi ruhumuzu bulmayı gösteriyor. Yani eğer ki biz cesaretimiz, geçmiş korkularımızla alakalı yapmış olduğumuz hataları öğrendiğimiz takdirde bu hafta Rabbimin onlara çok güzel bir bereketi, hatta kalbindeki insanla gülümsemeyi gösteriyor. Evli çiftler için kalpleriniz. Doğum günü kutlamaları, birbirimize ait hataları toparlayacağız. Daha birbirimize anlaşılır konuşmalar var. Hatta son 3 dönemdir ya da 3 aydır yaşadığınız krizlerde iyileşme, yol ayrımı olan çiftlerimizle alakalı bir kart çekersek, bence yanlış karar veriyorsunuz, tekrar şans. Hiç ilişkisi olmayanlar için bakalım. Ruhunuza ait yörünge Gonca yaprağı gibi oluşmuştu. Endişe etmenize gerek yok. Peki yatırım için doğru bir hafta mı Başaklar için? 3 kart veriyorum. Yani yatırımları satmak yanlış der. Ama yatırım almak istiyorsak da özellikle 2022'nin bitip ondan sonraki 2 ayı doğru değerlendirmek lazım. Yani bu hafta böyle bir hata yaparsak, ani kararları verirsek sıkıntıya düşebiliriz. Tamamdır. Evet, terazilerdeyiz. 19-25 Aralık haftası terazileri iş anlamında nasıl bir hafta bekliyor? 3 kart veriyorum. İsteksiz yolculuklar. Yani ben yerimde iyiyim derken şirketinizin yollayacağı yolculuklar olabilir. Gitmek istemeyebilirsiniz. Ailenizle alakalı sıkıntılardan dolayı iş hayatınızı erteleme modunda söz konusu olacağız. Ama der ki bu çatı size çok büyük bir güçlü. Yani işsizseniz bile bu çatıyla bağlantınızı devam ettirmeniz lazım. Bu yolculuk ya da yapacağımız işler bizim için hayırlı. Hatta ve hatta C ve İ ve A harfli birinden de konumunuzla ilgili beklediğiniz başarının desteğini alacak gözüküyor.
veriyorsunuz. Ortaklı iş varsa onun için bir kart. Evet, ortaklı işlerde daha kazançlı, daha başarılı, daha keyifli. Hatta ve hatta yeni anlaşacağımız işler mor parayı temsil ediyor ve güzel anlaşmalarımız oluşacak. Peki bu hafta teraziler için ilişki anlamında nasıl bir hafta olacak? Pişmanlık ve öfke ve konuşurken tartışmalı. Yani aslında bu der ki siz hep pişmanlıklar içerisinde ilişkiler tercih edip konuşurken agresif tavırlar sergiliyorsunuz ve hayatınızda hep geçmiş ilişkileri aradığınız için şu anki hayatınıza aldığınız ilişkiye değer vermediğiniz gösteriyor. Yani bu hafta daha sert konuşmalar oluşabilir evli olanlar peki, için. Peki evliler için bir kart vereyim ama. Yani şöyle söyleyeceğim, onların son 5 yılları ya da 3 yılları çok huzursuz bir evde. 2023'e şans vermeleri lazım. Tekrar evlilikleriyle alakalı noktada. Ama evlenmeyi düşünüyorlarsa 2023'ün 5. ve 6. ayı daha sağlıklı gözüküyor. Peki yatırım anlamında nasıl bir hafta olacak? Alım satım işleri, finansal anlamda. 3 kart veriyorum. Uğursuz bir hafta. Yani der ki yani şu an böyle bir hata yapıyorsanız paranız dolandırılabilir. Şüpheci işlemler yüzünden paranız çalınabilir. Yani şu an paranız korunaklı ya da kredinizi anlamsızca sıkıntıya düşürebilirsiniz. Bakıyorum. Aynı şekilde ihanetlere uğrayabilir ve bu ihanetler doğrusunda para yatırımlarında zarar görebilirsiniz. Akrepler. 19-25 Aralık haftası akrepler için iş anlamında nasıl bir hafta olacak? Bakalım. 3 kart veriyorum. Evet. Yani çok iyi bir iş ortamı içerisinde ruhun sakinleşeceği bir nokta, aramızdaki problemli bağların daha rahat şekilde çözeceği, uzun süredir çözemediğimiz konularda erimek, daha aydınlığa erişeceğiz. Fakat der ki bu ara bilgisayar, evraklar, yazılımların çok yoğun olacağı, büyük anlaşmalarında ferahlığını ve istediğimiz kapıların bize açılacağı bir hafta olacak. Peki ilişki anlamında nasıl bir hafta olacak akrepler için? Krallık ve kupa ve hani Tanrı'nın ya da Yaradan'ımın onlara sunduğu çok güzel bir krallık ve kraliçelik var. Yani ilişki evlilik teklifi alabilir. İlişki ciddiyete doğru konuşmalar gidebilir. Yani ilişkiniz yoksa bile bu hafta gözünüzü dört açmanız gerekiyor. Evliler için daha dengeli bir kart daha alayım. Tabii çünkü ki sadece dengeyi uyarıyor. Yani eşleriyle kendi aralarında uyumsuz laflar, aile kültürleriyle ilgili yaşadığı bazı farklılıklar olmasına rağmen bunlar zıt karakterler ama aşık karakterler. Biraz daha yumuşak geçişler. Özellikle de aile binasında oturan çiftlerimiz için biraz kayınvalide, elti, görümce tartışmalarına açık olmamız gerekiyor. Peki yatırım için doğru bir hafta mı? Akrepler için. Özellikle binasından... Yani özellikle aşık olan ve mutlu olan çiftler yaşadıkları aile apartmanı olabilir. Yaşadıkları apartmanda huzursuz ve mutsuzlukları var. O yüzden taşınmak ya da burayı kira burası kendi mallarıysa bile kesinlikle ve kesinlikle farklı bir alana geçiş sağlayacaklar. Yalnız derler ki geçmiş yarattığı yatırıma başka birinden gelecek teklifi değerlendirebilirler. Yani bir evi varsa teklif gelecek, bir arsası varsa teklif gelecek. Bunu değerlendirebiliriz. Aslında bu 24 çarkı temsil ediyor. Bir kart daha istiyorum. Bu kartta der ki zaman zaman kendi içinizdeki ailenize ait toprakları için yatırım. Yani onlara tarım yapabiliriz, onları değerlendirir, onları kiraya verirsek daha büyük kazanç elde edeceğimizi gösteriyor. Yaylar. 19-25 Aralık haftası yayları iş anlamında nasıl bir hafta bekliyor? Bunun için 3 kart veriyorum yaylar için. Şöyle söyleyeceğim. Bir tarafımız güldük güdeştik, bir tarafımız yaban mersini gibi. Yani şöyle söyleyeceğim. Çok yoğun ve stresli, tartışmalı toplantıların çok yoğun olacağı ama bir yandan da cesaretlenip kendimizi doğru ifade ettiğimizde bu kaosların biteceği. Mesela uzun süredir işsizseniz ve adalet noktanız size uygun haber vermediyse artık bu bereketi sağlayacağız. Fakat sizin hiçbir işi kolay kolay beğenmediğiniz için istediğiniz noktadan haberler için bir kart alayım. Tabii daha ki vakit var ama siz o istediğiniz zafer için belki 2023 aralığına ihtiyacınız var. Şu an mecburi kapımızda idare etmemiz lazım. Peki ilişki anlamında nasıl bir hafta olacak yaylar için? Yukarıdaki emir.
Esaretten kurtuluyoruz. İlişkiyi daha güzel başlatacağımız. Eğer ilişkileri yoksa bile güzel bir aşka, güzel bir elle birlikte bütünleşmeyi ama su burcu birinden güzel bir destek alarak Rabbimin onlara sunacağı doğru hayat arkadaş. Ama bu kanatlar der ki benim kalbim ve kanadım kırıldı. Geçmişimdeki güneşle iyileşmek istiyorum derse hata yaparlar. Çünkü yukarıdaki melekler onlara daha peki, güzel bir ilişki. Için. Evliler için parasal tartışmalar, ilişkiden çok paranın daha sıkıntılı olduğu, yani bu bizim özel hayatımıza, çocuklarımızla alakalı noktada büyük sorunlar yarattığını uyarıyor. O yüzden bu ilişkinin de parayı çözüp ilişkiyi doğru dengede yürütmek lazım. Peki yatırım için doğru bir hafta mı yaylar için? Kesinlikle araç yatırımı, ev satma ya da toprak satma için hani hatalı değil, doğru bir yatırım. Hatta çok iyi bir fiyata ya da çok iyi, çok tesadüf bir fiyata ev almanın, yani hiç olmayacak bir ev paraları bile yoksa bu hafta bu kapıların şansının başlangıcı olacak. Doğru değerlendirmeleri gerekiyor. Oğlaklar. 19-25 Aralık haftası oğlakları iş anlamında nasıl bir hafta bekliyor? Oğlaklar için 3 kart seçiyorum. Yani uzun süredir büyük mücadele ve hani amaç uğruna orası benim dediği noktalarda kaderin gerçekten güzel noktada. Özellikle yöneticilerinde T, O, A harfi ya da U harfi varsa istedikleri bölümün kapısının açılacağı ve burada istediği projeyi en iyi şekilde aydınlığa kavuşturacaklar. İşsizseler bir kart. Peki, ilgili olanlar için? Ok. Aile, yakın çevre, yakın kan bağı olan insan tarafından iş kapılarında hayırlı bir haber gelişini görebilirler. Peki oğlakları bu hafta ilişki anlamında nasıl bir hafta olacak? 3 kart veriyorum. Yani oğlakların aslında iç sesleri çok ciddi anlamda tartışma ve güvenle alakalı noktada geçmişle ilgili yaşadığı zorluklar, terk edilme, aldatılma konuları daha ön planda olacağı için ilişkiyi sorgulayacaklar. Sen nerede hata yaptın? Bana doğru mu söylüyorsun? Cep telefonları, mesajlar, gitme saatleri çok daha kontrol içerisinde. Ama geçmişten birini de affedecekler. Peki evliler için nasıl bir hafta? Bir kart daha alayım. Özellikle eşlerindeki çapkınlık, göz çapkınlığı, yatak çapkınlığı olarak vermiyor. O yüzden bu evlilikte eşler güven problemi yaşıyor. Yani burada eşlerin telefonla, bilgisayarla gelen mesajlarda hanımlar şahit olabilir. Bu yüzden de burada bir tartışmayı temsil ediyor. Peki yatırım için nasıl bir hafta oğlaklar için? Tamam. Yalan. Yani şu an bu yatırımı yaparlarsa zarar görürler. Mayıs ayını beklemeleri lazım. Mayıs'tan önce bu yatırımı yaparlarsa maddi yıkımlar, parası ziyan olacağını gösteriyor. Gösterdi bile. Sevgili kovalar. Kovalar için iş hayatı nasıl geçecek? 19-25 Aralık haftası. 3 kart veriyorum. Evet. Yani aslında işi bırakmak isteyeceğiz, kavga edeceğiz. Yöneticiler, patronlar, özellikle toprak burcu alandaki insanlarla aramızda uçurum söz konusu olacak. Gireceğimiz toplantılarda üstümüze oynanacak. Bulunduğumuz iş kapısındaki insanlar maske takacak ve bize zarar verebileceği bir haftayı temsil ediyor. Peki ilişki anlamında nasıl bir hafta olacak? Tamam. Kovalar için 3 kart veriyorum. Seçimler haftası. Yani yeniyi mi seçelim, geçmişi mi seçelim dediğimiz noktada aslında ışık her iki tarafı da uygun görse de bu geçmişi daha çok tanımak, geçmişle ilgili hani bana gelsin, yalvarsın, diz çöksün dediğimiz bir yüzleşme haftamız var. Ama gerçek aşk var mı bakalım? Şu an geçmişle yüzleşmedikleri, yani o diz çökme olayı bitmeden gerçek aşk yok gözüküyor. Peki evliler için nasıl bir hafta olacak? Gerçek bir hafta, doğal bir hafta. Birlikte vakit geçirmek, seyahat etmek. Yani hatalarımızı daha birbirimizle konuşarak çözmeye çalışacağımız. Hatta ve hatta küskünlüklerin biteceği, eşler arasında aile akrabaları ile ilgili uzun süredir sorunlar evde misafir kabul etme, daha birbirimizi anlayacağımız bir hafta uyarıyor. Peki kovalar için yatırım için doğru bir hafta mı? Bakalım. Bu hafta doğru mu?
Hayır, çünkü ya malları varsa ya da iş gereği paraları bir yerde bloke ise yasal olarak bunları çözmeden bu yatırımı yapabileceklerini göstermiyor. Kalk diyor ki ilk önce birikmiş haklarla ilgili yasal mahkemeler var. Bu iş mahkemesi ailesine olan haklar olabilir, satılması gerekenler. Ondan sonra bu yatırımı yapabilirler. Ama bu kalk der ki şu an kullandığınız araç bozulabilir, kaza yapabilir. Bu tarz krizlerimiz söz konusu olarak uyarıyor. Balıklar. 19-25 Aralık haftası balıklar için iş anlamında doğru bir hafta mı? Nasıl bir hafta olacak? 3 kart veriyorum. Şöyle söyleyeceğim. Burada aslında balıklar için en doğru, en yumuşak geçişli, tartışmasız, kavgasız, hatta izin alma haftamız olabilir. Yani bu hafta canımız işe gitmek istemeyebilir. Oradaki insanlarla görüşmek istemeyebiliriz. Sağlık raporu alarak işe gitmeyebiliriz. Ama çalışıyorsak ve iş konumuzla ilgili doğmak istediğimiz noktalarda fırsatlar var. Ama daha çok izin koparma haftamız olabilir. Peki ilişki anlamında nasıl bir hafta olacak balıklar için? 3 kart veriyorum. Bir, iki, üç. Gerçekten balık burçları için hava burcu birinden alacakları destek, ilişki konusunda güzel fırsatları yakalayacağı. Hatta paralı ilişki. Yani şöyle diyeyim, paranız yoksa bile bu hafta hem para konusundaki yaşayacağımız şanslı bir evre, hem de ilişkimiz bizi gezdirecek, tozduracak, sohbet ederek güzel alanları öğreneceğimiz bir hafta. Bu da şunu gösterir, hayatımızdaki kişiye her iki tarafta değer vererek hediyeler almayı sunar. Peki evliler için nasıl bir hafta olacak? Kadınlarımız için tedavi olabilir, sağlık sorunları olabilir. Kadınlarımızın ailesiyle alakalı bazı yaşanacak krizler olacağı için belki bu hafta ilişkimizi görmezden gelebiliriz. Aile sağlığımız, kendi sağlığımızla daha çok ilgilenebiliriz. Peki balıklar için yatırım doğru mu bu hafta da? Bakalım. Balıklar için en doğru yatırım şöyle söyleyeceğim. Evet doğru çünkü gerçekten ve gerçekten köklenmek, toprağı temsil eden döngüleri, yani uzun süredir hayal ettiğiniz ve olmaz dediğimiz ölüm gibi baktığınız konularda yatırım için enerjilerinizin çok yüksek olacağı, farklı alanlarda birikmiş paramız ya da annemizin ya da kayınvalidemizin ya da aile büyüklerimizin desteğiyle birlikte ev almayı uyarıyor, sağlıklı bir şey. Hoşça kalın. İş ses, bir şey demek istiyor musun? Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.